ون همو بخير وخشي سر سرا سر چاورا هاتن لسر ناوين نوبدارين وجدان لسر ناوين نوبدارين عدالتي لسر ناوين نوبدارين داراگوزي لسر ناوين نوبدارين تنورا دايكا شيرين او تنوراكو هستن آزادية هستن وكوية هستن آرامية تداد پجن ام و سلاف دکن ون همو بخير و خشي سر سرمه سر چاوه مراحاتن جه ستم وله حياني جوله مرگي جه آفرينه حياني شنگاله جه شنگاله حياني هولره حياني سليمانيه حياني سينه حياني مهاباده او کسه کو هستن مروواهيه ده دلوانده هي او کسه کو بدن اخو جبونا مروواهيه جبونا نرخن مروواهيه جبونا آزاديه دکن نوا تنگاهيه او برخودانا مروواهيه ددن ام جاركي دن لسر ناوين نوبدارين وجدان او لسر ناوين نوبدارين عدالتي وان هميا سلاف دکن جارك دن ام دنگن براتيه دنگن وكويه دگجنن همو خوشكو براين خو بير كز دها bu tecrid koşullarında ıslığından ama Kürtçe ıslığından korkulan Musa Anter'den bayrağı devralan inan Kızılkaya'ya ve Gurbet Eli'ye Gurbet Elilere binlerce kez buradan selam olsun. Bayrağı Metin Göktepe'den devralan Ahmet Şıklara binlerce kez selam olsun. O hakikatin savunucusu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hakikati yargılamaya çalışanlar karşısında hakikati yargılamaya kalkanlar tarafından yargılanacağını bir kez daha cesaretle ortaya koydu. Ahmet Şık şahsında bugün cezaevinde tutulan bütün hakikat savunucularına, bütün gazetecilere buradan bir kez daha selam olsun. Çarçıra meydanında özgürlükten vazgeçmediği için halkının tüm dünya halkları gibi eşitçe, kardeşçe, onurlu bir yaşam sürdürmesi amacıyla yürütmüş olduğu mücadelede katledilen Kazi Muhammed'den sur içerisinde katledilen ve barışın elçisi olan Tahir elçiye ve Tahir elçinin barış bayrağını elinde tutan, yüreğinde tutan herkese binlerce kez selam olsun. Bugün bir kez daha bu alandan HDP eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a, milletvekillerimize, Gülten Kışanak şahsında tüm belediye başkanlarımıza binlerce kez selam olsun. Merkez Yürütme Kurulu üyemiz, eş genel başkan yardımcımız, dikkatinizi çekiyorum, hukuktan ve insan haklarından sorumlu olan eş genel başkan yardımcımız, Aysel Tuğluk şahsında bugün cezaevinde tutulan bütün insan hakları savunucularına binlerce kez selam olsun. İşte Türkiye'nin özeti budur. Hukuktan ve adaletten, hukuktan ve insan haklarından sorumlu eş genel başkan yardımcımız Aysel Tuğluk cezaevinde. Çünkü insan haklarından korkuyorlar. Çünkü adaletten korkuyorlar. Çünkü özgürlükten, eşitlikten korkuyorlar. Neredeyse 2 yıldır güvenlikçi politikalara, 70 yıllık devletin Kürt sorununa bakış açısına geri dönüşün, yani güvenlikçi politikalara geri dönüşün fotoğrafıdır bugün yaşamış olduklarımız. Çözüm sürecinin, müzakere masasının tek başına iktidar olma uğruna devriltilmesinin sonucudur bugün yaşadıklarımız. Güvenlikçi politikaların maliyetinin haddi hesabı yoktur. 2 yıl boyunca
kaybetmiş olduğumuz tüm canlar hükümetin savaş politikalarına, yok etme politikalarına, Kürt düşmanlığı politikalarına geri dönmesinin sadece ve sadece kurbanlarıdır. Bir kez daha 2 yıllık zaman dilimi içerisinde yitirdiğimiz bütün canların ailelerine acılarını yürekten paylaştığımızı ifade ediyoruz. Bugün bu alanda, bu sıcaklıkta, bu tecrit koşullarında vicdan ve adalet direnişini, vicdan ve adalet nöbetini tutuyorsak, tek bir canımız toprağa düşmesin diyedir. Bütün sorunlar, bütün sıkıntılar, tıpkı denendiği gibi müzakere yoluyla, diyalog yoluyla, demokratik siyaset yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Ama onlar ne yaptılar? Tek başına iktidar olma uğruna bu ülkenin evlatlarını ölüme gönderdiler. Bu ülkenin evlatlarını, bu mazlum halkın evlatlarını Şırnak'ta, Cizre'de, Bodrum'larda, Vahşi'de diri diri yakarak katlettiler. Ve yalan söylüyorlar. Her fırsatta yalan söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, şu anda görmüş olduğumuz bu tecrit sadece bizlere uygulanan bir tecrit değildir. Şu anda dış kapıda aynı zamanda bileşenimiz olan SYKP eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları içeriye ekibiyle birlikte, heyetiyle birlikte alınmadı. Gerekçe buradaki basın toplantısında kendisi de birkaç söz, birkaç kelam, birkaç mesaj verecekti. Vereceği mesajdan neden korkuluyor? Konuşanlardan neden korkuluyor? Çünkü faşizm biat istiyor. Kayıtsız, koşulsuz biat istiyor. Bınave kode. Faşizme biat etmeyeceğiz. Eğer ki demokrasiyi savunmak sussa, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Eğer ki insan haklarını savunmak sussa, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Eğer ki halkımıza özgürlük talep etmek sussa, özgürlüğü talep etmeye devam edeceğiz. Eğer ki eşitlik ısrarı bir suçsa, bunu işlemeye devam edeceğiz. Eğer ki faşizme biat etmek sussa, o zaman durmayacağız. Faşizmi durdurana kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. İşte tam da bundan dolayı bugün buradayız. Bundan dolayı vicdan ve adalet nöbetini istiyoruz. Kardeşlerim, bugün muhtemelen Faysal Sarı Yıldız ve Tuğba Hezer vekillerimizin milletvekilliklerinin düşürülmesi oylanacak. Çok açık ve ne söylüyorum. 20 Ocak 2016 yılında Cizre'de Faysal Sarı Yıldız'a bugün cezaevinde bulunan darbe suçlamasıyla cezaevinde bulunan darbe kliği bir suikast düzenledi. Canına kastettiler. O suikast girişiminde iki canımız hayatını yitirdi. 12 insan, sivil insan yaralandı. İşte o gün o amacına ulaşamayanlar, o junta kliği bugün parlamentodaki siyasi uzantıları eliyle Faysal Sarı Yıldız'ın vekilliğini düşürüyorlar. Bunun özeti Kürt sorununa, Kürt'ün temsiliyetine bakış açısının tezahürüdür. 70 yıllık Kürt'ü yok sayma, parlamentoyu Kürt'e kapatmanın en bariz uygulamasıdır. Bizler bu parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kürt'ün de, Türk'ün de, Ermeni'nin de, Süryani'nin de, Arap'ın da ortak çatısı olsun diye mücadele ettik. Ama onlar tekçiliği dayatıyorlar. Zulmü dayatıyorlar. Hem de bejin ev sivana, hem de bejin ev kona, brabı kone mehemya, brabı sivana mehemya, Kurdu, Türku, Arabu,
Ermeniyu, Süryaniyu, Ezidiyu, Aleviyu, Hemmu, Bravoka, Vra, Wek Hev, Jiyaneki Hev Par Bidin Meşandın, Ev Dibajin Nakhir, Ev Dibajin Nakhir, Hüttül Mütül Dibajin Yeme, Hüttül Mütül Yeme, Em Seri Natevinin, Bavu Kalenme, Lehember Zülmi, Seri Netevandın, Em Jil Seri Natevinin, Hoşku Brayin Min, Jivederi, Drojberi, Serokin AKP, Le grup aho, le komcivin aho, da huyani da. AKP Genel Başkanı, bizim gerçekleştiremediğimiz, burada yapamadığımız grup toplantısını kendisi gerçekleştirdi ve grup toplantısında belediye başkanlarına hitap etti. İl ilçe başkanlarına hitap etti. Ve onlara dedi ki, nefsinize esir olmayın. Onlara dedi ki, kirlenmeyin. Onlara dedi ki, kibirlenmeyin. Ne kadar güzel, ne kadar doğru değil mi? Kirlenmemek, kibirlenmemek, kinlenmemek ne kadar güzel duygular değil mi? Ne kadar güzel nasihatler değil mi? Sayın AKP Genel Başkanı, bir kez daha bu tecrit koşullarında sizlere çağrıda bulunuyoruz. Rojbaş diyoruz sizlere, rojbaş. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Acaba o kirlendiğini düşündüğünüz, o kibirlendiğini, kinlendiğini düşündüğünüz mesai arkadaşlarınız sizden etkilenmiş olmasınlar. Bugün ülke bu haldeyse, bugün halen insanlarımız hayatını yitiriyorsa, demokrasi ayaklar altına alınmışsa, milletin iradesi yok sayılıyorsa, Kürt'te, içeride de dışarıda da düşmanlık örgütleniyorsa, sizin kininizin, hırsınızın, kibirinizin aynı zamanda sonuçları değil midir? İşte tam da bu noktada. Kibire karşı, kine karşı, hırsa karşı insanı insan yapan vicdanlaradır çağrımız. Seydam burada. Destur istiyorum Seydam'dan. Zira her darlığın sonu aydınlıktır. Her darlığın sonu ferahlıktır. Mutlaka bu karanlık vicdanlarla, çabayla, direnenler, sivil demokratik siyasetle, insani, ahlaki bir duruşla mutlaka aşılacaktır. Lakin bir gerçek daha var. Bir gerçek daha var. O da şu ki, zorluk, yani darlık ve ferahlık birbirinin öncesinden veya birbirisinin sonrasından gelen süreçler değildir. Eğer bir zorluk varsa, onun içerisinde ferahlık da vardır. Eğer bir ferahlık varsa, onun içerisinde zorluk da vardır. Yani zorluğu ferahlığa dönüştürmek bizlerin elindedir. Türkiye toplumunu oluşturan bütün dinamiklere, bütün inançlara, bütün farklılıklara, demokrasinin bütün güçlerine, gelin bu zorluğu aşmanın yolu, bizlerin elinde, senin elinde, benim elinde. Nasıl ve hangi yöntemle diye sorarsanız cesaretle, kararlılıkla zorluğu kolaylığa dönüştürmek. Karanlığı aydınlığa dönüştürmek için sadece ve sadece insan olmak yeter. Sadece ve sadece vicdan sahibi olmak yeter. Dün burada çıkan vicdani çağrıya Diyarbakır halkı yanıt verdi. Tecriti, izolasyonu vekilleriyle buluşmanın önlenmesini balkonlarından çıkarmış oldukları sesle o karanlığı yıktılar. Ve vicdanın sesine ses kattılar. Ben bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum Diyarbakır halkına. Bu vicdani çıkış, bu vicdani duruş adım adım büyüyecektir. Ve emin olun, tıkanan legal demokratik siyasetin kanalları açıldığında bugün zulme çanak tutanlar, bugün zalimin yanında duranlar, mazlumun yüzüne bakarken mahcubiyet duyacaktır. Yarın mazlumun yüzüne bakıldığında
mahcupiyet duymamak için daha gür bir sesle faşizme dur demenin zamanı gelmiştir. Bir kez daha söylüyorum. Faşizme karşı ricayla, minnetle faşizm durdurulmamış, durdurulamayacak. Faşizme karşı ancak ve ancak durmayarak, faşizmi durdurarak bu ülke ferahlığa kavuşturulabilir. Ben bu duygularla bir kez daha bütün halkımızı, bütün insanlığı, bütün Türkiye'yi vicdanda buluşmaya, adalet talebinde buluşmaya, özgürlük talebinde buluşmaya, eşitlik talebinde buluşmaya, onurlu bir barışın inşasının önündeki engel olan tecritin kaldırılması tabasında buluşmaya davet ediyorum. Bir kez daha özellikle vicdan ve adalet yürüyüşünde kadının sesi, kadının rengi ve kadının vicdanını ve bayrağını taşıyan kadın yoldaşlarıma en derin saygılarımı sunuyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Bir kez daha Selahattin Demirtaş'lara, Figen Yüksekdağ'lara, zindandaki gazetecilere, zindandaki belediye başkanlarımıza ve bir bütün olarak özgürlük mahkumlarına en derin saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.